Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatın detaylarını tek tek anlattı. Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Batı'ya tepki gösterirken, "Bizim derdimiz kalmak değil, teröristleri temizlemek," dedi. Yeter ki terör örgütlerinden buralar temizlensin. Ve bizim buralarda da kalmak diye bir derdimiz yine yok. Barış Pınarı Harekatı'nın amacını işte bu cümlelerle özetledi. ABD Başkan Yardımcısı Pence'de varılan Suriye mutabakatının detaylarını anlattı. 5 gün içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak, kurdukları tahkimatlar ve mevziler de imha edilecek, kendileri de 30 kilometrelik alanın dışına çıkartılacak. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeden ayrılmayacak. Ama bu söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı harekatımız kaldığı yerden devam edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile varılan anlaşma sonrası yabancı basın mensuplarını bilgilendirdi. Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurulması planlanıyor. Operasyonda yaklaşık 750 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi, Batı'yı eleştirdi. Bu terör örgütleri ne zaman NATO'ya üye oldular? Doğrusu ben bunu bilmiyorum. Bu ikiyüzlülüğü tarihe kara bir not olarak düştüğümüzün bilinmesini istiyorum. Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Küstahça PKK, YPG terör örgütünü destekleyenler bu harekatın ve yaşanan kayıpların asıl sorumlusudur. YPG'nin 700 DH'lıyı bıraktığını söyleyen Erdoğan, 195'inin yakalandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşmeye de işaret etti. "Tek şartımız rejimin olduğu yerlerden teröristlerin temizlenmesi," dedi. PKK, YPG'nin tamamen temizlendiği yerlerin rejim tarafından kontrol edilmesi bizim için rahatsızlık sebebi değildir. Bunun altını çiziyorum. Trump'ın kaleme aldığı skandal mektupla ilgili de ilk kez konuştu. Bunu unutmadık. Ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Vakti saati geldiğinde gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz. O açıklamalar öncesinde Erdoğan cuma namazını Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Sıcağı sıcağına kritik bir bilgiyi paylaştı. Sabah Milli Savunma Bakanımla da görüştüm. Bunların başladığını kendileri de ifade ettiler. YPG'li teröristlerin çekilmeye başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı'na Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine götürülüp götürülmeyeceği de soruldu. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten eski yeri de biliyorsunuz yine bir taşımaydı.